Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan selamlar, merhabalar. Arkadaşlar, Wukong'un kostümünü almıştık. Şimdi ben videoyu böyle ben bu şekilde oraya hemen o şekilde bırakmak hem doğru olmaz. Hem de o aklınıza soru işareti kalmasın diye. Doğru olan şu iki kostümü de şimdi bir videoda daha güzel bir şekilde inceleyelim. Bu şekilde hem aklınızdaki soru işaretleri gitsin, hem de kostümün güzel yönlerini ortaya çıkaralım ki en azından bakın siz burada kostümleri çok sevdiğinizi biliyorum. Kostümleri çok hayran olduğunuzu da biliyorum ve ben o diğer oynanış videosunda bunu anlatmıştım. Honor of Kings gerçekten ama gerçekten takdir ediyorum. Kostümler konusunda çok muazzam bir oyun. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Şimdi önce bir Wukong'un zaten bir kısa bir şekilde değinmiştik oynanış videosunda. Wukong kostümünü de almıştık. Şimdi hem Ali'ye değineceğiz hem de kostüm hem buna değineceğiz arkadaşlar. Şimdi normal oyun içinde eğer kendi ben birazcık hani bu videoda buna bunu değineceğiz. Kısa bir şekilde bu iki kostüme değinelim. Bir oyunun içinde görelim. Birinizi Wukong'u görmüştü. Wukong'u tekrar görmek istiyorum ben. Wukong'u çünkü sevdim. Karşısına kimi koyalım? Karşısına da bir on olur. Ha, pardon. Direkt Wukong'u seçmemiz gerekiyordu. Biz yanlış yaptık. Karşıya koymak yerine. Son Wukong. Evet. Evet, gezgin keşişimiz burada. Rakibin kullanacağı, rakip de şeyi kullansın. Çok da önemli değil ama Kaiser kullansın. Öyle bir şekilde deneyelim. Şimdi video şundan hem yarım kalmasını istemiyorum. Çünkü Arlen'in kostümünü de denemek istiyorum arkadaşlar. Hemen azından deneyelim. Hem de oyunun için zaten bu konuyu görmüş olduk. İlerleyen zamanda da ben Arlen'in kostümünü de alacağım. Gerçekten ilk kostümü çok beğendim. Yani oyun konu yani şey animasyonlar konusunda çok güzeller. Bir de videonun en sonunda da kritiği yani günün artık netleştirmesini yaparız. Özetini geçeriz ilk kostüm hakkında. Şimdi bu kostümü bir tekrar bir deneyelim. Tekrardan bir görelim. Animasyon oyun içindeki animasyonlarını görelim. Ona göre zaten oynanış videosunda konuşmuştuk. Bunu da görmüş olalım arkadaşlar. Dediğim gibi alacak arkadaşlar hiç tereddüt etmesinler, alsınlar. Kuponları varsa kuponları kullansınlar. Çünkü o kuponlar orada boş boş yatmaktansa oyun içinde kullanmak her zaman daha mantıklı arkadaşlar. Şimdi oyunumuzun açılmasını bekliyoruz ama oyunumuz burada açılmadı. Şimdi yüklendi. Burası deneme ekranı arkadaşlar. Şu ekranı küçültebiliyoruz mu? Evet, şurada küçültebiliyoruz. Şöyle bir yeteneklerimizi arttıralım. Yani yenilmezlik verelim ki kahramana da. Yoksa yoruldun mu? Yükselt, Sıra yükselt, bende. yükselt, 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 yükselt. Onu da yükselt, biz de yükselelim. Tamam. İki kahraman da yenilmez. Sadece amacımız artık denemek. İkincimiz hareket yeteneğimiz zaten bizim. Bunu biliyoruz. O efektler gerçekten güzel ya. Hani Wukong'un oynanış videosunda buna değinmiştik. Efektleri gerçekten güzel. Gerçekten güzel efektleri var. O şey. Aa, üzerine çıkan bayrak falan şey daha doğrusu flama falan çok güzel olmuş. Bayrak değil daha doğrusu flama. O bunda çok güzel olmuş. Bayağı da o efektleri çok sevdim arkadaşlar. Şimdi birinci skin'in ikinci skin'in efekti şu. Birinci skin efektine bakalım. Hızlıca ondan sonra o da flama çıkaran efekt. Güzel, güzel, güzel koymuş. Birisi ki zaten bize kalkan veriyor, ikincisi hareket veriyordu, üçüncüsü de kitle kontrolü sağlıyor zıplatarak. Sonra bize ya onda hem hasarımızı artırıp hem de vurmamızı sağlıyor arkadaşlar. Ama kostüm oyuna ayrı bir hava kattı. Çok 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 güzel oldu. Yani ben aslında dediğim gibi hani hangi yere oynuyorsanız onu almanızı tavsiye ederim. İster Arli, isterseniz de Sun Wukong alırsınız. Oyuna devam edersiniz arkadaşlar. Bu tamamıyla size kalmış. Gayet güzel. Ben Wukong'u sevdim. Zaten Wukong'u sevdiğimiz için de almıştık. Şimdi arkadaşlar bunu bir son verelim. Şimdi diğer Arlin'in şeyine geçelim, kostümüne geçelim. Ondan sonra da oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Hop, karşılaşmadan çık. Bir zafer falan yoksa devam edelim. Tekrar dükkana gidiyoruz. Buradan Arlen'in kostümü seçeceğiz. Ya mağaza market efektleri falan çok güzel. Hemen bir oynanışa girelim. Zaten bir önceki videoda biz bunları değinmiştik.
Tamam, sen ağırlı olarak ol. Karşıda Alayink olalım. Koyalım. Sana ne lazım? Elimden her şey. Bu şekilde devam edeyim. Hop. Animasyonlar gerçekten güzel. Şimdi bakın bir de Arlen'inkine bakalım. Arlen'inki de muazzamdır. Çünkü zaten market efektleri falan gerçekten güzel oyunda. Yani kötü olabileceğini hiç düşünmüyorsunuz. Yani hiç öyle bir şey aklınıza gelmiyor arkadaşlar bu konuda. Şimdi şöyle yapalım. Akıllı yükseltmeleri basalım. Yükselsinler. İki yer öyle yenilmezlik verelim. Denemek için. Bu arada seviye 0'lan falan var mı? Bekleme süresi istemiyorum. Tamam. Bu şekilde olsun. Tanrı şahidim ki büyük keşişle tek bir kez bile karşılaştığım bakacağız. İçin bakacağız. Şöyle bir yükseltelim. Yani sadece şeyine. Bu hareketinde o kalan şemsiye orada. Şemsinin yanına tekrar geri döndüm birinci skillimizle. İkinci skillimiz buydu. Oo, o da çok güzel efektler veriyor. Arlen zaten şemsinin gittiği yere doğru ışınlıyor bize. Hop. Ultimiz şöyle. Hem itme şemsiyi ittiriyor şu an. Şemsiyi bu şekilde ittirmesi çok güzel olmuş aslında. Yani şimdi çok hani o hero'nun skill'lerine değil de daha çok kostüme odaklandığım için ben size kostümü tanıtmaya çalıştığım için hani böyle. Aa çok güzel. Ya oyuna çok şaşaa katılıyor arkadaşlar. Yani çok şaşalı. Hem üzerine biriktirdiği işaret yani stack'ler de hani ona göre değişiyor zaten. Yani vurduğu stack'ler de değişiyor. Yok gayet güzel olmuş. Arkadaşlar hem Wukong hem Ahri güzel olmuş. Ahri'yi zaten kesinlikle alacağım. Ahri de hani kostüm nasıl diyeyim artık kostüm gardırobum diyeyim oyunda. Daha doğrusu envanterim içine koyacağım diyeyim. Ya gerçekten çok şaşalı olmuş. Çok ışıl ışıl çok pırıl pırıl bir kostüm. Valla arkadaşlar böyle ışıl ışıl pırıl pırıl böyle cafcaflı kostümleri sevenler için şu anda birebir. Ben Ahri oynamıyorum çok. Hani ADC oynamama rağmen Ahri çok oynamıyorum. Evet Ahri çok güzel bir karakter. Ben burada Wukong'u tercih ediyorum. Mesela orman dönmeyi de seviyorum ben. Mesela ilk oynanış videosunda görmüşsünüzdür. Orada ben Wukong'u aldık zaten. Yani cafcaf konusunda çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar günün artık bir özetini yapalım. Oynanış videomuzu attık. Artık bunda hani Wukong konusunda. Ahri'nin ve Wukong'un kostümlerin animasyonlarını inceledik. Ne kadar cafcaflı olduğunu gördük. Size şöyle söyleyeyim, MOBA oyunlarını zaten hani bilirsiniz. MOBA oyunlarına aşığı olanlar için bunlar MOBA sınıfı oyunlar. Bu oyunlarda evet yetenek oyunculardaki yetenek çok önemlidir. Buraya kadar hemfikiriz ama kostümler oyuna her zaman çok ayrı bir hava katar. Çok farklı diyarlara götürür insan. Neticede her MOBA oyunu, her oynanış çok çok ayrıdır yani bizler için. Yani kostümler o yüzden dolayı çok çok ayrı diyarlara götürüyor bizi. Çok çok ayrı hikayeleri var. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Mesela size bir kostüm geliyorsa arkadaşlar. Yani bu kostümler oyuna gelmeden önce de çok çok yüksek bir emekle tasarlanıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Çok yüksek bir eleme sürecinden geçiyorlar. Birçok kostüm tasarlanıp zaten birçok oyuna hemen oyuna gelmiyor arkadaşlar. Birçok kostüm biliyorum ki çöpe atılıyor. Yani çalışılıyor, ediliyor. Birçok yoldan geçiyor. Ama ben şu anda hem Wukong'un hem de Ahri'nin iki kostümden gerçekten muazzamlar. Gerçekten oyunu çok ayrı bir oynanış havası katmışlar. X'in animasyonları, efektleri çok 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 güzel. Almanızı tavsiye eder miyim derseniz, evet almanızı tavsiye ederim. Bakın ben Ahri'yi oynamadığım halde Ahri kostümünü ben bile alacağım. Gerçekten çok güzel olmuş. Hatta belki de Ahri'yi falan başlatabilir. Ben çünkü kostümler oynayan o bir hero'yu size başlatırım derseniz evet başlatabilir. Ben bunun şeyini çok gördüm. Yani kostümün güzelliği bazen insanı evet, albenisi olduğu zaman ayrı diğerlere götürdüğü zaman insanı bir oynanışa başlatabiliyor. Yani artık o arayı biraz ana hero'nuz, main hero'nuz yapabiliyor. Ben zaten bu hero'ların gezgin keşiş mesela hani Çin'deki Çin mitolojisinde geçen maymun kralın hikayelerinde oynuyor. Yani maymun kralın gezinti için geziye çıktığı gibi hikayeleri vardır.
bu kostüm ona dayanıyor. Arlen'in kostüm, tavşan ruhu kostümünü bilmiyorum. Hani muhtemel olarak bununla ilgili pek bir şey okumadım ama bunlar da genellikle birazcık bazen mitolojiye dayanıyor hani bu kostümler. Bazen ise kendi tasarımlarına sahip oluyorlar. Tamamen artık arkadaşlar burada biraz hani karar netice sizin oluyor. Ama ben Wukong'un kostümünü ve Arlen'in kostümünü çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Zaten beğeneceğinizi düşünüyorum. Zaten gerçekten güzel kostümler. Bu arada arkadaşlar kafanızda takılan herhangi bir soru olursa soru cevap kısmına ya da şey Discord kısmına zaten bana ulaşırsınız. Discord her zaman açık. Yazın arkadaşlar da oluyor. Onlara çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sorunuz, istek ve öneriniz olursa Discord'a ulaşabilirsiniz. Zaten genelde oyun için aktif oluyorum. Oyundan ulaşabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. En azından bu haftayı da bu şekilde bitirdik. Bir oyundan videosu bir de kostümleri incelemiş olduk. Artık karar ve netice sizin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.